tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Orada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Neler oluyor bize, neler oluyor anacığım, neler oluyor sana, bana neler oluyor. Ay, ay anacığım, iyi akşamlar demeden paldır küldür şarkıyla açtım programı. Hoş nereyi açsan, hangi kapağı kaldırsan, neler oluyor bize, neler oluyor çıkıyor. İlahi İlhan, ilahi Şeşen. Bir şarkı yaptın, herkesin dilinde vallahi. Nasıl olmasın anacığım? Avrupa Birliği yüzünden kendi dirliğimiz bozuldu vallahi. Mesut AB diye yırtınırken kimileri de CDEF diye diretiyorlar. Adamlar bizi aldılar da biz de girelim mi yoksa zile basıp kaçalım mı diye tartışıyoruz. Neler oluyor bize? Siyasi çizgiler değişirken umudumuz olan çizgi kahraman da değişiyor. Dün umudumuz Türk'ün kara olan iken bugün Amerika'nın red kit oldu vallahi. Neler oluyor bize anacığım? Susurluk davasında susmuş olanlar dava bitince paşa paşa oturdukları yerlerinde susurluk ayranı gibi kabardılar anacığım. Neler oluyor bize? Soluk kurtarmak için kurmaylar pastanede buluştular. Ay anacığım, aslında solu tedavi etmek için hastanede buluşsalar daha iyiydi vallahi. Neler oluyor bize? Yani anacığım, bizim olacak o kadar şarkısını da cuk oturtan İlhan Şeşen bu şarkıyla da gündeme oturdu. Hadi programı izleyin. Baba. Ne biçim yürüyorsun lan be? Ne diyorsun lan sen? Aman lan. Ulan bırak şunu göster. Lan benim mahallemde beni mi dövüyorsun? Ana, Ejder abi dövüyorlar lan. Sahipsiz mi sen burada Ejder abi? Ben seni göstereyim. Allah Allah. Allah Allah. İmdat. Ben seni sorayım. Ah! Adam öldürüyorlar. Yetişin. Koskoca adamlar. Kalıbınızdan utanın. Şşş! Buyurun. Ulan gündüz mahalleyi savaş alanına çevirin. Bırak. Ulan polise haber vereyim de görürsün. Ayrılın bakayım. Çekil. Bir tane şimdi ne yaptığınızı sanıyorsunuz be? Çeleri kurdunuz burada, eşkıya mısınız? Önce o başlattı memur bey, ben elimi kolumu sallaya sallaya buradan gidiyordum. O el kol hareketleri mahallemize karşı uygunsuz biçimde sallıyordu. Bu ne bu, bu ne biçim el kol hareketi? Bu el mi bu, bu kol mu bu, bu ne bu? Bu ne bu, ben, sende ne var? Bu ne bu, ha? Bunlarla mı sallıyorsunuz kolunuzu mahallede? Avrupa topluluğuna gireceğiz, utanın yahu. Adamlar her dakika tepemizde bakıyorlar, bir kusurunuzu bulsunlar da bizi oraya sokmasınlar diye. Siz burada neler yapıyorsunuz? Ne yapalım memur bey? Elinizin körünü yapın. Ben size göstereceğim şimdi ne yapacağınızı. Yürüyün bakayım. Yürüyün hadi. Yürüyün lan. Depreşmeden. Oh oh, iyi oldu. Aferin memur bey. Götür bu terbiyesizleri. Yürü bakalım şöyle. Bakın bakalım. Bakın ne yazıyor burada? İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapalı kavga, hınç ve şiddet alanı. Gördünüz mü? Belediyemiz sizleri düşündü. Böyle kavgalar bu orta olmaz çocuklar. Ayrıca dünyanın her yerinde oluyor. Bak Galatasaray'a ne yaptılar Roma'da? Dışarıda birkaç resim, birkaç çekim ama içeride soyunma odasından veryansın ettiler. Alın bakalım mallarınızı. Girin içeri, güzel güzel
kafasımızda acaba dövüşecek Münhal bir yer var mıydı? Var tabii de. Siz iki kişi misiniz? Evet. Ha, yani linç girişimi falan değil. Yok canım, alacak verecek davası sadece. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Görmezsin ya. Aram içeride, içeride. Burada değil, içeride. Hadi. Buyur kardeşim. At gel bakalım. Şey, kafası oldu. Yedi burası. Burası yedi burası. Hayda. Dur be, dur. Bir daha karşılık vereceğim. Ver diyeceğim. Bir hastaneye gidip pansuman yaptınız. Tamam, tamam, tamam. Dışarı çıktınız, dışarı çıktınız artık. Dışarıda olmaz. Nasıl buldunuz belediyemizin izlediğini? Vallahi pek güzel oldu belediyemiz sağ olsun. Çocukların önünde kavga etmemiş olduğumuz hem de. Hem de konu komşu gelip kavganın en güzel yerinde ayırıyorlar. Tüh Allah ya. Hem de ortalık dağılmamış oluyor. Elbette. Yürü hadi. Kocacığım artık kavga et. Hadi güle güle gidin. Başınız sıkışınca gelin bekleriz. Belediyemizin yeni hizmeti. İmajını cilalayalım derken neredeyse cilalı taş devrine dönüyoruz. Sayın hocalar bir araya geldiniz. Yediniz, içtiniz, sıcak bir ortam oluşturdunuz. Türk turizmini kurtarmak için ne gibi bilimsel fikirler ortaya atacaksınız bakalım? Şimdi Sayın Bakanım, bu Türk geceleri var ya efendim. Evet. Bunlar genetik olarak Türk değil, değil mi? Doğru. Doğru. Allah aşkına. Vallahi. Hani şu Türk gecelerinde dansözler böyle göbek atıyor ya. Yani ben 40 yıllık Türk'üm. Ben böyle şey görmedim efendim. Hocama katılıyorum. Ya neresinden baksanız ben de 50 yıllık Türk'üm. Hiç göbek atan Türk görmedim. Ben bir kere gördüm. Bana gösterdiler. Bizim mahallede böyle bir göbek atan kız vardı. Biz onu bilimsel olarak araştırdık. Bilimsel olarak Arap çıktı. Allah aşkına. Yalanım varsa Allah'ıma kör bakayım böyle. Hani şu camdan bakan Arap kızı var ya, o onun nenesiymiş. Ne diyorsun? Demek ki böyle. Bundan sonra Türk gecelerinde göbek dansı yasaklanacak. Emredersiniz efendim. Hemen yasaklattırırız. Affedersiniz efendim. Dansınızı bölüyorum ama Sayın Bakanımın selamları var. Aleyküm selam anam. Şöyle çekin göbek bir yerine gelir. Sakatlık makatlık çıkmasın güzelim. Gel şuradan söyle ne diyeceksen hadi. Sayın Bakanım dedi ki bundan sonra Türk gecelerinde göbek atmayacaksınız. Aa, Türk gecesinde atmayacakmışım da. Nerede atacakmışım anam? Vallahi Türk gecesinde atmasın da nerede atarsa atsın dedi. Ya gitsin kendine, bir Arap gecesi bulsun dedi. Hadi hadi, topla göbeğini git buradan hanım. Kardeş, ayıp oluyor ama. Burada bu kadar turist toplanmış. Ben göbek atmayacağım, oynamayacağım da kim oynayacak ha? Sayın Bakanım onu da düşündü tabii. Bundan sonra dansöz oynatılmayacak. Karagöz Hacivat oynatılacak. Bay 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 bay. Aman Hacivat gel seninle karşılıklı bir oynayalım. Efendim emrettiğiniz gibi dansöz yerine Karagöz'le Hacivat oynatıyorlar. Turistlerin tepkileri nasıl? turistlerin tepkisi fena değil de Sayın Bakanım. Asıl Karagöz'ün tepkisi çok veci oldu. Çünkü turistlerden biri göğsüne para sıkıştırınca fena halde öfkelendi bizimki. Ne de olsa harbi Türk tabii Karagöz. Tabii öyleyse gidip bir yerinde görelim bunu biz. Tamam. Güzel. Bu kınayı herkese yakalım. Baştır. Adetlerimizi görsünler. Baştır. Yalnız ben bu festeri sevmedim. Öyle
değil mi? Evet, fes başında iyi değil püskürü ben olayım. Onları çıkaralım, fesleri çıkaralım, çıkaralım. Baksın. Çünkü Türkleri fesli zannederler. Bravo, kaydettim, evet, çıkarttım. Tamam, söyleyin şeylerini çıkartsınlar. Tamam. Feslerini. No, shit! Sus! No. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Please. Bir dakika, çek, gel bakayım şuraya. Niye kınaya itiraz ediyorsunuz? Kına mı şeker? Oh, no, yok please. Bilindim, bilindim, bir dakika, bak, 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 bilindiniz mi yok mu? Ama, no! No, 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 please. No, no, yok. Gel bir dakika, moruk. No, ha, yok. Bat, bat, no, no. Batı, batı yok. Gel bakayım, gel. Hey, hey, hey. Ya niye vay 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 diye kaçıyorsunuz ya? Özel günlerimizde yakarız biz bunu her tarafımızda. Kına bu. Help, help. Yok help, yok help, gel bir madam, madam, madam. Efendim şimdi nasıl bir uygulama başlatalım acaba? Başka bir uygulamaya gerek yok efendim. Turistleri kaçırdınız. İsterseniz bundan sonra kınayı siz yakın. Biri bizi soyup sobana çevirip, biri bizi adam yerine koymazken, biri de bizi gözetliyor olacağım. Aslında bütün bunlar da biraz bizi özetliyor. Evet sayın seyirciler, şimdi evimize canlı bağlantı yapıyoruz. Evdekilere merhaba diyoruz. Merhaba Kaya Bey. Merhaba. Evet, 01 Kaya Bey. Geldik bu haftanın en önemli olayına. Heyecanlı mısınız? Pek o kadar değil. Alıştık artık. Evet sayın seyirciler. Şimdi bir hafta boyunca evimizde neler oldu onlara göz atıyoruz. Sıra BTR'lerimizde. Canım 02 babacığım. İç sıfır. İç. İç 02 babacığım. Hadi babacığım. Oh. Ama. 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 Al 02 babacığım. İçerim. Bezler kızım. Durumu nasıl? Nasıl olsun ki? Bir şey yaptığın mı var? Adam göz göre göre gidiyor 01 Kaya. 06 Hacer, böyle deli deli konuşma. Adamı doktora götürecek para mı var bende? Bırak parayı, hastaneye götürecek taksi parası nerede? İnsana taksi parasını öyle bedavadan vermezler. Ya. Elini kolunu sallayacağına yetişmiyor kendine. Ben şimdi elimi kolumu bir sallayacağım sana 06 Hacer. Kendinden başka 5 kardeşin daha var. Onlar niye bakmıyor? Aa, bırak 02 babamı! Bırak! Sen de geç şuraya. Yeter artık be. Aa, yeter mi? Evet, 01 Kaya Bey ile 06 Hacer Hanım... 02 Tapu'dan emekli Hayri Bey'le evde atışmışlardı. Kavganın neticesinde 3 gün konuşmamışlardı. Şimdi başka bir gündeyiz. Evdeki çaputları car car yutmaktan çaput kalmadı. Bari bir yerden borç al da şu çocuğa bir bez alalım. Ya gene başlama 06 Hacı. Millet borç isteyecek diye birbirine selamı sabaha kesti. Sen bunları 07 Doğan'ı yapmadan düşünecektin. Ayol tek başına mı yaptım 01 kocam? Doğru, bizim de biraz elimiz bulaştı. Sus yavrum. Of. Sen neredesin ulan bu saate kadar 05 Murat? İş arıyoruz herhalde baba. Bütün gün kahvenin önünde arkadaşlarınla geyik yapıyorsun. Ben görüyorum seni. Ne menem iş aramak bu? Devamlı onu gördüğüne göre demek ki sen de iş aramıyorsun 01 koca. Oo, biz zamanında çok iş aradık. Aman ana ya, karnım acıktı, yiyecek bir şey var mı? Kızdırma beni. Bu ne? Bak, 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 bak. Evet, geçen hafta bunlar yaşandı. Ayrıca ev sahibi birikmiş borçlarını ödemezlerse evden çıkartmakla tehdit etti. Şimdi günün en önemli olayına geldik. Sözü Doğu Bey'e bırakıyoruz. Doğu Bey. İyi akşamlar. Şimdi bu gecenin birincisini açıklıyorum. Bu gecenin birincisi 06 Hacer. 06 Hacer, lütfen görüşme odasına. Evet sayın seyirciler. Bakalım 06 Hacer evden kimi yollayacak? Hiç çalışmayan kocası 01 Kaya'yı mı?
yatalak 02 Hayri Bey'i mi yoksa 05 Murat'ı mı? 06 Hacer. Yarışmanın kurallarını biliyorsunuz. Kendinize en yakın oy alan iki kişiyi eleyemezsiniz. Evet 06 Hacer. Kararınız nedir? 01 Kaya diyorum. Nasıl bize bir yararı dokunmuyor. 06 Hacer. Maalesef 1/3 kuralına göre onu eleyemiyorsunuz. O zaman 03 Gülten diyorum. Belki birisi elinden tutar da çocuk dansöz, manken, şarkıcı falan olur. Hayatı da kurtulur. Yoksa bizim aramızda çürüyüp gidecek zavallı. Hem bir boğazda eksilmiş olur. Evet 06 Hacer. Şimdi içeri gidip bu kararınızı 03 Gülten'e açıklayınız. Açıklayayım. Açıklayacağım. Senin iyiliğin için seni seçtim yavrum. Ağlama anne, bizi bu hale sokanlar utansın. Bir boğaz daha eksilin. Yavrum, kendine mukayyet ol yavrum. Merak etme anne. Gel yavrum. Evet, 06 Hacer, duygularını alabilir miyiz? Yazıklar olsun diyorum. Anlamadım. Bir aileyi bir arada tutamayan hükümetin de, yöneticilerin de... Burada kesiyoruz. Evet sayın seyirciler, bakalım haftaya kaç numara Türkiye'de evin dışında kalacak. Görüşmek üzere. Şimdi haberlere bağlanıyoruz. Bağlan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri izliyorsunuz. Hiçbir kurumun istikrarlı olmadığı ülkemizde devlet hastanelerinin de saati saatine uymuyor. Hemşire hanım, çok bekler miyiz? Neyi beklediğine bağlı. Beklenmedik bir güzellik bekliyorsan çok beklersin. Ama... Aması falan yok. Her gün buraya geliyorsunuz. Ne çok erken oluyorsunuz siz bir. Ay tıkım 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 tıkım. Geldim doktorum. Kime bakalım? Şunlara bak. Siz niye bekliyorsunuz bakın burada? Hastayız. Hasta mısınız? Hastayız. He? Sen de mi hastasın? Hastayız. Dördünüz hafta mısınız lan? Evet. Peki, aa diyeyim bakayım. Aa! Dur, dur, dur! Şşt, dur, şşt, dur! Acele etme. Ben işaret verince. Hazır mısınız? Hazır? Hazırız. Aa! Kes, tamam, kes. Tamam, öksür. Öksür, öksür, öksür. Çek, çek. Kes, 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 kes. Kes, kes. Nefes al. Nefes al, 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 ver. Ver, 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 tut, tut. Ay bunların hiçbir şeysi yok doktor bey. Her gün gelirler hasta olmasalar da. Yazık bu doktorlara bir. Bırak. Peki, şimdi aç bakayım ağzını. Aç ağzını. Fena de. Fena de. Fena de. Neyiniz var? He? Başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Sen de çık. Senin başın mı ağrıyor? Şimdi nasılsın? Geçti galiba. Sen neyin var? Kulağım ağrıyor doktor. Hangisi? Bu. Şimdi nasıl? İyi. Hadi kaç. Sen neyin ağrıyor? Dişim ağrıyor. Ben dişçi miyim lan? Ha? Sen. Sen. Sen neyin ağrıyor? Midem ağrıyor doktor. Şimdi nasılsın? İyi galiba. Tamam ben... hadi. Belki kıçında da bir şey var. Yürü. Sıra kimde? Şunlarda. Kalk kız. Hadi. Gel buyurun. Soyun. Soyun. Çabuk. Çabuk sen. Çabuk sen. Soyun. Al bunu cezanı. Soyun. Soyun. Doktorum. Saat 4 olmuş. Öyle mi? Git git kızım. Hüseyin, Ahmet. Çabuk saat 4:05 geçiyor. Kalk. Ama ben daha muayene olmadım. Hadi be muayene. Saat bitti 4 oldu. Yürü yürü yürü. Yürü.
hemşire hanım. Hazırız efendim. Başlayabiliriz. Hoş geldiniz. Ah Mümtaz Bey, hoş geldiniz efendim. Doktor Bey, Mümtaz Bey. Ah Mümtaz Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun, buyurun, hoş geldiniz. Ne var ne yok? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz Mümtaz Beyciğim? Bugünlerde biraz tuhaf hissediyorum. Çok çalışıyorsunuz ülkemiz için. Çok çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Bir kahvemizi alır mıydınız? Almayayım. Al, 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 al. Alayım, alayım. Tamam, bir kahve, bir kahve hanımefendi. Müzik ne arzu edersiniz Mümtaz Bey? İtalyanca. İtalyanca, ne isabet. Oğlum, Mümtaz'a bir İtalyanca. Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia. La mia voce sarà una lacrima di nostalgia. Ripido darò mai perché sei andata via. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo. Buyurun. Niçin gelmiştiniz? Muayene için gelmiştim de efendim. Sen sabah 5'te geleceksin, kuyruğa gireceksin, numara alacaksın. 7'den sonra bakabiliriz sana. Şimdi saat 4'ten itibaren özel hastane gibi çalışıyoruz. Nasıl yani? 4'ten sonra parayla mı bakıyorsunuz? Evet. Yani parayla olunca böyle muamele mi görülüyor? Herhalde. Demek öyle. Peki şimdi biz parasını versek, mesela akşam saat 8'den sonra demokrasi gelse ya da saat gece 10 ile 12 arası televizyonlar kültür hizmeti verse, yolsuzluk önlense, mesela sabahleyin 5 ile 7 arası insanca bir düzen olsa, olur mu hemşire hanım? Yani böyle bir şeyse çalışır, çabalar, parasını veririz vallahi. Vallahi biz şimdi buradan başladık. Çalışın, çalışın. Elbet o günler de gelir. Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia. La mia voce sarà una lacrima di nostalgia. Ripido darò mai perché sei andata via. Per me è giusto tutto quello che fa. Artık nereden kaçıralım diye düşünürken millet aklını kaçırmak üzere sayın seyirciler. Saatinizi görmek istiyoruz. Görün. Görelim o zaman. Nerede? Bak, bak. Aha şuradaki apartmanlar var ya. Onların hepsinde var. Hadi gidin görün. Biz sizinkini görmek istiyoruz. Benimkisini göremezsiniz. Nasıl göremeyiz ya? Benimkisi yok. Yok mu? Ha? Ben bizim beye dedim. Biz de alalım onlarınkinden dedim. O dedi ki o zaman çarpar çok olur dedi. Aa, dur bak, bırak. Çarpar. Siz o zaman kaçak elektrik kullanıyorsunuz. Tespit yapmamız lazım. İçeri girip tespit yapacağız. Yapın. Saat yok, bu kaçak. Kaçak, kaçak. Siz kimsiniz? Biz belediyeden geliyoruz. Kaçak elektrik kullandığınız ortada. Ayrıca bu boru su borusu mu? Nereden geliyor bu su? Su boruları oradan geçiyor da. Beyim görmüş, geçerken bize davet etti. Su da kaçak. Su da kaçak, kaçak. Beyin nerede? O da kaçak. Kendisini arıyor polisler, kaçtı. Yaz abicim, elektrik kaçak, su kaçak, koca kaçak. Başka kaçak var mı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çekil bakayım sen şöyle. Telefon da kaçak. Beyim üst kat komşunun telefon hattına çengel attı. Ama bu sizi ilgilendirmez. İlgilendirir, ilgilendirir. Onu da yaz. Ay ne ilgilendirir? Siz belediyeden değil misiniz? Telefondan sonra ne ya? Biz belediye olarak hepsine bakıyoruz. Doğal gaz var mı? Yok. Beyim evin tabanını gazdı ama bulamadı. Kaçak gazı da yaptınız. Hı. Onu da yaz. Siz ne biçim belediyesiniz be? Orada mı ceza yazacaksınız? Aşağı kimsesizler belediyesi. Size 100 milyon ceza kestik. 20 milyon verin anlaşırız. Ödemem. Burası aşağı kimsesizler belediyesine bağlı değil ki ne? Burası Göltepe belediyesine bağlı. Yok yok, siz bize bağlısınız. Belediye yeni kuruldu da siz daha bilmiyorsunuz. Yok ya, kim kurdu?
Hayri Kimsecik ve samimi arkadaşları toplanıp kurdular kaçak belediye. Kaçak belediye kurdunuz. Ne olmuş? Resmi belediyeler buralara uğramayınca biz de kaçak belediye kurduk. Senin dünyadan haberin yok ya. Sen Allah bilir başbakanın kim olduğunu da bilmiyorsundur. Biliyorum. Ecevit. Yok, bizim başbakanımız Gafur Düzayak. Tek başına iktidarda. Yoksa o da mı kaçak? Şimdilik kaçak ama bak sana tebliğ ediyoruz. Biz kaçak ülke kurduk. Yavaş yavaş örgütleniyoruz. Siz yani devlet içinde devlet mi kurdunuz? Evet, tek tek vatandaş tespiti yapıyoruz. Şimdi sen şu 20 milyonu öde de devlete bir katkın olsun. Bu kaçak ülkenin adı ne ki ne? Öteki Türkiye şimdilik. Daha sonra güzel bir isim bulunca değiştireceğiz adını. Hadi bakalım, sen şu faturayı öde de kaçak devletine bir katkın olsun. İyi, ödeyelim bari. Bana bak, ya normal devlet sizin kaçak olduğunuzu fark ederse? Hiç sanmam, onların dünyadan haberi yok. Yıllardan beri hiçbirimizi fark ettiler. Ya ne yapalım, biz de kendi başımızın çaresine kendimiz bakıyoruz. Hadi eyvallah. Ülkenin gidişatına Fransız kalan yöneticiler günü geldiğinde de vatandaştan Türk tokatı yiyorlar. Beyefendi, 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 saat 9:30 efendim. Törenler neredeyse başlayacak, siz hala burada oturuyorsunuz efendim. Ne töreni ya? Efendim bilmiyor musunuz bugün? Bugün şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 81. yıl dönümü beyefendi. Kahretsin, unutmuşum. 50 tane genelge geliyor her gün, insan unutuyor. Nasıl oluyor bu törenler? Efendim tabii siz makamınıza yeni atandığınız için böyle şeyleri çok iyi bilmiyorsunuz. Şimdi Türk temsili kuvvetleri düşman temsili kuvvetleriyle bir kapışıyor. Bizimkiler bir Türk bin düşmana bedeldir mantığıyla alayını denize döküyor. Dolayısıyla şehrimizi düşman istilasından kurtarıyor efendim. Bilindik hikaye yani. Efendim size belki hikaye gibi geliyor ama halkımız bu temsili gösterilere büyük bir coşkuyla katılıyor. Büyük bir coşkuyla izliyor. Ayrıca bütün askeri ve sivil erken de orada hazır bulunuyor efendim. Eksik yapma ya. Evet. O zaman hemen gidelim şu törenlere, sonra derler ki yeni vali geldi, ilgi göstermedi, sönük geçti. Haklısınız, buyurun. Nerede bu askerler? Evet, burada da işte gördüğünüz gibi. Dikkat! Hey, hey, hey! Lan koskoca vali burada rappara rappara rapp yapıyorsunuz ya. Bunların hepsi Fransız askeri. Yok efendim, bir kısmı Türk askeri. Arka sıradakiler gördüğünüz gibi o değil, bunlar da değil. Türk, nerede Türk askerleri? Türk çocukları. Nerede Türk askerleri, nerede? Türk askerleri yok efendim. Ne demek lan Türk askerleri yok? Bunların, bu Fransızların neden yarısını Fransız yarısını Türk yapmadınız? Olmak istemiyorlar efendim. Hayda, lan eskiden gavur askeri olmak istemiyordunuz. Bu nereden çıktı şimdi? Bizi zorlamayın efendim. Durmayın ulan, valinin kafasını şey yapıyorsunuz, ütülüyorsunuz. Efendim? Vali lan bu. Valinin yanında tantara tam yapıyorsunuz lan. Efendim ne güzel hazırlamıştık kendimizi Fransız askeri olmaya. Hem de temsilin sonunda öldürüleceğimizi bile bile. Hatta ben birkaç kelime Fransızca bile öğrendim. Parle ve Fransızca, keski seyir jeten. Nasıl, ağzıma yakışıyor mu efendim? Oğlum bilmediğin şeyleri niye ağzına alıyorsun? Sayın Vali Yardımcısı, ben bu konuya biraz Fransız kaldım. Ne diyor bunlar ya? Şimdi düşünseniz efendim, ben bir Fransızım. Yıllık ortalama gelirim 2000 dolar değil, 20.000 dolar. Zenginim yani. Fransız, ben sana ne dedim? Efendim? Çalma, valinin kafasını ütülüyorsun. Demedim. Bir şey diyebilir miyim? Diyebilirdim. Ben Fransız olursam şimdi doğmuş olan çocuğum Amerika'ya 3000 dolar borçlu doğmuş olmuyor. Dahası Fransız olursak iş güç sahibi oluyoruz. Hortum yok, talan yok, demokrasi çok. Durup dururken birkaç dolar yardım almak için başkalarını savaşına gönderilmek de yok. Üstelik Avrupa Birliği'ne tam üyeyiz. Niye istemeyelim Fransız olmayı? Tüh, yazıklar olsun size. Bu vatanın her karışı şehit kanlarıyla sulandı. Böyle mi ödüyorlar borçlarını bunlar? Yanlış anlamayın efendim. Türk askeri olmak bizim için bir onurdur. Ama bir düşünseniz efendim. Yurdumuzdan kovduğumuz düşman şimdi ne halde, biz ne haldeyiz? Sizin de içinizden geçmiyor mu hiç refah düzeyi yüksek bir ülkede yaşamak? Efendim, biz Türk askeri olmak istiyoruz. Hoş geldiniz aslanlarım. Hadi
Kovun şu alçakları yurdumuzdan. Merak etmeyin, kovacağız efendim. Bravo. Ben sizi bir yerden tanıyor muyum? Evet efendim, bir ara karşılaşmıştık. Ben iş adamı Halit. Öyle mi? Çok memnun oldum. Arkadaşım Basri, milletvekili yakinidir. Güçlü siyasi bağlantıları var. Çok memnun oldum efendim. Ali Rıza Bey, ihracatçı. Çok memnun oldum. Sağ ol. Hadi artık kovun şu alçakları yurdumuzdan. Hiç merak etmeyin efendim, kovacağız. Bu vatan bizim. Bu vatan bizim. Sizin tabii, sizin. Türk olmanın kaymağını bir siz yiyorsunuz. İnanırsınız hadi. Konulara ilgi çekebilmek için buldukları çeşitli yöntemler ülkenin çıplak gerçeği haline geldi sayın seyirciler. Hükümetimizin yeni tarım politikası açıklandı. Bunu vatandaşımıza bildirmemiz lazım. Bunu da en iyi kim yapar? Medya efendim. Medya. Hadi medyayı çağır. Çağırdım efendim, çağırdım. Ne de söylemiyorsun, ne de söylemiyorsun. Buyurun. Efendim, küçük bir sorunumuz var. Açıklama yapacağız yavrum. Bir saniye lütfen efendim. Basın mensubu arkadaşlardan bir tek siz mi varsınız? Evet efendim, ben yalnızım. Ünlü mankenlerden birinin iç çamaşır defilesi varmış. Galiba sonunda da soyunacakmış. Hepsi oraya gittiler. Efendim, basın mensubu arkadaşların işi varmış. Yani kaç kişi var içeride yavrum? Sadece bir kişi var efendim. Bir kişi mi var? Evet. Ulan koskoca bakan açıklama yapacak. Bir kişi mi gelmiş gele gele? Evet efendim. Peki nereye gitmiş bunlar? Efendim, ünlü mankenlerimizden birinin iç çamaşırı defilesi varmış. Ve sonra da soyunacakmış. Bütün basın mensupları oraya gitmiş. İç çamaşırı? Evet. Ya ben ne yapacağımı bilirim. Sevgili basın mensubu arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bugün size hükümetimizin yeni tarım politikasını açıklayacağız. Bu sekreterim oluyor, kendisi açıklayacak. Çok güzel açıkla. Açıkla kızım. Açıkla. Açıkla ya. Güzel güzel. Açıkla. Açıkla. Memleketimizin ekilebilir alanlarından azami randımanı alabilmek için. Açıkla. Biraz daha açıkla kızım. Dur yavrum, azıcık da ben açıklayayım. Aynı zamanda tarım sektöründeki gelişmelerin yapılabilmesi için çok farklı değişikliklerin olması gerekiyor. Bu açıdan ne gerekirse hükümetimiz, ülkemiz realitesine uygun bir tarım politikası paketi geliştirmiştir. Sabredin, şimdi size o paketi de göstereceğim. Aman ne yapıyorsunuz Sayın Bakanım? Artık çok geç Ali. Böyle olmazsa açıklayamıyoruz. Ben de bu yolu buldum. Hepsi koşa koşa geldi. Gel bana, gül bana. Gel bana, gel güzelim. Gel beraber gezelim. Zennume. 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 Ay! Zennume. Haberleri izlediniz. İyi akşamlar. Bizden ayrılmayın. Efendim, ben bunları öpüşürken yakaladım. Hem de dudak dudağa. Bunlar topçu, bu ikisi direkt top. Efendim, izah edeyim, bayılmışım. Ben şimdi seni ayıltırım, sonra bir daha bayıltırım. Yani rüşvet mi istiyorsunuz? Evet, istiyorum. Ben günde kaç kilo havuç tüketiyorum, senin haberin var mı baya? Vermezsem ne olur? Tavşan kardeşlerimin nesli tükenir. Doğal denge bozulur, benim de kafam bozulur, senin de içim bozulur. Oğlum, arkadaşını tebrik etmeyecek misin? Semra! Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ne arıyor?
Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm. Yürü. Yürü hocam. Tuh! Aa, size tuh! Ne oluyor kızım bunlara, neler oluyor? Neler oluyor bize anne? Allah! Oğlum yapma, o kız değil annesi. Ulan annesine bakıp kızına alışırsın. Şu kızı bir görseydik. Hoş geldiniz. Eyvah polis. İş istiyoruz, iş. Sayın devlet büyüklerimiz, halkımız buradalar efendim. Dertlerini dinleyecek devlet büyüğü arıyorlar. Bravo, bravo. Efendim, bir dakika. Evet, bir dakika. Sayın bakanım, Hazine bakanım, Adalet bakanım, bir dakika. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şurdakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Muhterem müdürüm, mektubu dikte ettiğiniz usulde daktilo ettim efendim. Hala, lütfen okur musunuz? Tabii. Sayın Valiler, polis vazife ve selahiyetleri kanununa göre ahlaka mugayir durumlara müdahale etmek zorundasınız. Buna göre göbek açıkta dolaşmak, memeleri erkekleri tahrik edecek vaziyette teşhir etmek, kotlu pantolonla veya minili dolaşmak, aleni yerde öpüşmek, erkeklerin şortlu dolaşması ve dahi transparan giyilmesi yasak olup polisin söz konusu tipleri toplaması mecburidir. İş bu taleplerin sonuna kadar takipçisiyim. İmza Ahmet Çakar, milletvekili. Nasıl? Fevkalade. Fakat acaba tepki toplamaz mı? Ne tepkisi? Bu ahlakı koruma harekatıdır. Cıbıl cıbıl dolaşıyorlar, ahlak bozuluyor. Der acele bunu tüm valilere ve karakollara bildir. Sen de takipte ol. Pilot uygulamayı yerinde görmek istiyorum. Emredersin sen. Sayın milletvekilim, bu karakol sizin mektubunuzu ciddiye alıp ilk uygulamayı başlatan yer efendim. Çok güzel, bravo. Komiseri bizzat tebrik edip ahlaksızların yüzüne tükürmek için sabırsızlanıyorum. Hoş geldiniz sayın milletvekilim, hoş geldiniz efendim. Bir karakol dolusu ahlaksızı tutukladık efendim. Asmak için emrinizi bekliyoruz. Bir maruzatım var bir. Refikam cariyeniz efendim. Çabuk söyle, mühim misafirlerim var. Pazar mesafesi alacaktım. Hı. Beş arşın patiskayla zerzevat alacağım yemeklik. Çocuk için de bir hendese kitabı. Tamam. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Sağ ol. Aferin komiser. Çok beğendim aileni. Teşekkür ederim efendim. Ben sizin emirlerinizi kendi ailemde uygulamaya başladım bile. Seninle gurur duyuyorum komiser. Nerede bu ahlaksızlar? Buyurun efendim. Lütfen böyle buyurun. Ben onları hemen size takdim ederim. Buyurun efendim. Aha da bunlar efendim. Ahlaksızlar bunlar. Hale bakın. Şortla geziyorlar. Puh size. Utanmıyor musunuz lan bu vaziyette toplumun içinde dolaşmaya? Ne utanacağız? Destek görüyoruz. Hatta gol atınca 20.000 kişi alay ediyor. Hatta beni Ahmet buraya diye çağırıp bağırlarına basıyorlar. Nasıl yani? Futbolcuyuz efendim. Ben de santraforum. Ne yani? Şortla oynamayıp neyle oynayacaktık? Efendim bunlar topçu. Topçu. Topçuymuş bunlar komiser. Ama efendim şortları var. Binlerce kişinin önünde böyle baldırbacak geziyorlar. Tutuklayıp getirdik. Zaten bu topçular bir popçular iki. Bunlar hep yarı çıplak geziyor efendim. Ama asıl namussuzlar, asıl ahlaksızlar, ırz düşmanları bunlar işte. Bakın efendim bunlar. Bunlar ne yapmış? Sayın komiserim ben size izah etmiştim ama. Efendim ben bunları öpüşürken yakaladım. Hem de dudak dudağa. Bunlar topçu, bu ikisi direkt top. Efendim izah edeyim, bayılmışım. Ben şimdi seni ayıltırım, sonra bir daha bayıltırım. Efendim bakın, arkadaş trafik kazası geçirmişti, bayılmıştı. Ben de suni teneffüs yaptırdım. Yani hayat öpücüğü verdim efendim. Sağ ol hayatım, sağ ol. Sağ ol hayatım, sağ ol. Hayat öpücüğü. Hayat öpücüğü, evet. Ya bu? Bu ne yapmış? Sizin de dikkatinizi çektiği gibi efendim ahlaksızlığa hala devam ediyor. Meme marifetiyle erkekleri tahrik ediyordu. Tuttuk getirdik. Utanmıyor musun kızım? Açıkta mıydı bunlar? Dekolte miydi yani? Değil efendim, değil. Bu vaziyette tuttular getirdiler beni. Ama tahrik edici efendim. Şahsen beni tahrik ediyor. Aa, ben ne yapayım efendim? Evden çıkma. Komiser haklı kızım. Çok tahrikkarsın. Ya da evden çıkacaksa çarşafa binen sarınır çıksın mesela. Çarşafa binin.
var, bunlar ana kız efendim. Anasına baktık, kızını da aldık getirdik. Kız göbekten, ana etekten ahlaksız. Ayol nesi varmış bu eteğin? Biraz kısa. Sonra kızın göbeği de açıkta. Bu düpedüz ahlaksızlık. Ahlaksızlık mı? Asıl sizin yaptığınız ahlaksızlık. Basbayağı etek işte. Aman efendim, siz bu eteği bir de rüzgar estiği zaman görün. Etek göbeği kapatıyor, bacaklar sütun gibi ortaya çıkıyor. Kısaysa kısa. Verin parasını, uzun etek alayım. Nasıl alıyorsunuz diye sormuyorsunuz, nasıl giyiyorsun diye soruyorsunuz. Sus! Bu mudur sizin işiniz? Susmayacağım. Sus! Sus! Bu kısacık etekte vekilime karşı böyle konuşamazsın. En ahlaksızları da bunlar. Bakın bir de bön bön bakıyorlar. Şaşkınlıktan olsa gerek efendi. Ben ve arkadaşım gariban vatandaşlarız. Biz de meraklısı değiliz hiç böyle yarı çıplak dolaşmanın. Hem siz bizim kılık kıyafetle uğraşacağınıza, bize iş bulmakla, ekonomiyi düze çıkarmakla, adaleti sağlamakla falan uğraşsanız ha. Tövbe tövbe, ne oluyor lan, ne diyorsunuz siz? Kim bunlar komiser? Efendim bunlar sıradan vatandaş. Halk da diyorlar. Yavaş yavaş, ne yapıyorsunuz? Komiser, şunlara sahip olun, üstümüze geliyorlar. En ahlaksızları da bu efendim. Çıplak vatandaş. Sizin için ne dedi biliyor musunuz? Bizi bu hale onlar getirdi. Çağır onları, ben onlara çıplak gerçeği göstereyim dedi. Evet. Beslenme alışkanlığımız iyice alt üst oldu vallahi. Bir besin türü olan rüşveti başkası yiyor, hazımsızlığı da vatandaşa düşüyor. Yaz kızım, yaz. Falan filan tarihli duruşmaya başlandı. Davacı Tülin Pekmez'e soruldu. Pekmez kızım, söyle bakayım, şikayetin nedir? Şikayetçiyim efendim. Ya onu söyledik tamam, sen derdini söyle de derman olalım kızım. Bir devlet dairesine işim düştü efendim ve... İşini görmek için rüşvet istediler. Evet efendim, istediklerini vermeyince de işimi yapmayacaklarını ve beni sürüm sürüm süründüreceklerini söylediler. Ah, buraya kadar bir şey yok kızım, başka ne var? Nasıl bir şey yok efendim? Rüşvet almak suç değil mi? Suç kızım, evet tamam. Şahidin var mı? Var efendim. Ben bu konuyu hırs yaptım ve kendi imkanlarımla gizli kameraya çektim. İyi, ver o elindeki kaseti de gizli çekimleri açık açık seyredelim. Hadi. Koy bakayım oğlum. Affedersiniz, şu evrağa bir bakar mısınız? Kime imzalatacağım? Şu ilerideki masaya hanımefendi. Peki. Affedersiniz. Yanlış görmedim değil mi? Bunlar kim? Şu masada oturan tavşan kardeş. Öbürü de karga kardeş. Bu tavşan kardeş devlet memuru mu? Evet. Tabii anladım. Demek ki insanca yaşayacak para alamayınca, maaş alamayınca bu hale geldiler. Devlet memuruna hakaretten başım belaya girer. Şunu bir imzalar mısınız? Tabii imzalarım. Bakayım evraklarınız tamam mı? Canım kardeşim. Yok, evraklar eksik. Yok. Eksik, eksik. Hepsi tamamdı tavşan kardeş. Yok yok, eksik insan kardeş. Bakın eksik. Bir evrakınız eksik. Gidin bana bir evrak getirin ya da çantanızdan bir evrak verin, hemen halledeyim. Anladım şimdi. Evet. Şöyle bir evraktan bahsediyorsunuz. Böyle bir evrak ama bu evrak yetmez. Euro yok mu? Niye tuhaf tuhaf bakıyorsun? İlk defa evrak imzalayan bir tavşan görüyorum da. Ben de evraklarda eksik görüyorum. Yoo, hepsi tamam. Bayağı saf mısınız yoksa beni tavşan görüp de gerizekalı mı zannediyorsunuz? Burada yeşil bir evrak eksik bu dosyada. Yani rüşvet mi istiyorsunuz? Evet istiyorum. Ben günde kaç kilo havuç tüketiyorum, senin haberin var mı bayağı? Vermezsem ne olur? Tavşan kardeşlerimin nesli tükenir. Doğal denge bozulur, benim de kafam bozulur, senin de içim bozulur. Al. Al. Atma, atma. Senin karşında tavşan yok. İyi, tavşan var. Al. Git karşıdaki masaya imzala. Hangi masaya? Görmüyor musun? Orada bir karga konmuş kalk diyor. Ona götür. Şunu imzalar mısınız? Sizi tavşan kardeş mi gönderdi? Evet. Ama bu evrak eksik. Siz de mi Bay Karga? Kalk. Ev kirası dışında bizim de bir sürü ihtiyacımız var bayan. Kalk. Buyurun. Tamam mı?
Tamam, şimdi de sayın müdürümüz horoz kardeşi imzalatacaksınız. Nerede? Karşı tarafta bakın. Pardon horoz bey, imzalayacaksınız. İşte böyleyken böyle efendim. Mübaşir şu davalları çağır bakayım. Başla. Karga, horoz, tavşan duruşmaya. Yaz kızım yaz. Davalılar geldiler. Duruşmaya yeniden başlandı. Rüşvet aldığını söyleniyor. Ne dersiniz? Nereden belli efendim? Oradakilerin biz olduğumuzu nasıl ispat edeceksiniz? Efendim bu kostümlerden herkes diktirebilir. Ama davacı öyle söylemiyor. Sizin rüşvet aldığınızı söylüyor. Ne malum efendim onların bizi olduğu? Malum değil, doğru söylüyor. Bu durumda bunlara ceza veremeyiz. Gizli kameranın cılkı çıktı. Adamlar yakalanmamak için bu yolu bulmuşlar. Ama ya adalet? Ben ne yapayım kızım? Bu tavşana nasıl ceza vereyim? Bu tavşanın o tavşan olduğu nereden belli? Devletin yüz binlerce tavşanı var. Adamlar kendilerine kürk yaptırmışlar. Ye kürküm ye yani. Yani diyorsunuz ki ye türküm ye yapıyorlar. Yani benim memurum işini bilir kampanyası devam ediyor. Haklısınız efendim. Çatlak patlak bir aşkım ben. Ortası delik sandal küre. Çek dostum çek. Keyfine bak. Ne dalgalar var. Çakaraki makaraki. Dalali dalali. Hem çakaraki hem makaraki. Dalali dalali. Hem çakaraki hem makaraki. Gönüllü bir olunca samanlığın seyran olması yetmiyor. Saman altından da su yürütmek gerekiyor. Saçın başın düzgün mü anne? Aman düzgün düzgün. Kız seni beğendiğine göre gözünde bir bozukluk olmalı valla. Kapıyı çalıyorum anne. Bak ne yaparsan yap Semra'dan vazgeçmeyeceğim anne. Çünkü biz birbirimizi seviyoruz. Aman sevin sevin çal çal. Aman efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldin evladım, hoş geldin. Buyurun. Buyurun. Yok, oturmayalım. Siz giyinmişsiniz, bir yere gidiyordunuz, biz sizi meşgul etmeyelim. Hadi yavrum, hayır, bakalım. Hayır efendim, hayır efendim, biz sizin için oturun. Giyindik, olur mu hanımefendi? Hadi, buyurun, buyurun rahatınıza bakın efendim. Efendim, ben lafı fazla uzatmayacağım, koçucuğum. Uzatın efendim, uzatın. Sizleri gördüğümüze çok memnun olduk. Benim bu oğlan sizin kızı görmüş, çok beğenmiş. Biliyorum tabii siz vermezsiniz. Söyledim oğlum vermezler, boşuna gitmeyelim dedim. Yani işi yok, diploması yok. Yani bende para yok, babası öldü. Yani perperişanız. Bize niye kız versinler yavrum dedim. Ama dinlemedi işte adettendir, öyle bir geldik. Aman efendim, madem gençler birbirlerini sevmişler. Sevgi karın doyurmuyor beyefendi. Öyle aç bir ilaç, sen bana bak, ben sana bak, olur mu? Olmaz, hadi kalk yavrum. Hadi. Zaten kızım da tutkunu oğlunuza. Pek de güzel maşallah. Sağ olun. Çok güzel yetiştirmişsiniz. Çok da isteyeni vardır bunun ayol, güzel kız. Var efendim var, çok isteyeni var. Anne. Nasıl bari, zenginler mi? Çok efendim çok. Söylemeyecektim ama madem sordunuz söyleyeyim. Sizden başka isteyen bir aile daha var. Öyle değil mi hayatım? Hanlar, apartmanlar, uşaklar, arabalar, çocuk tekstilci. Çok zenginler, çok. Öyle mi? Oh 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 maşallah maşallah. Tabii canım öylesi varken bu çulsuza niye vereceksiniz kızınızı koçucuğum yerine? Olur koy, mu canım? Koy, yok yok. Hadi biz gidelim. Ona verin siz daha iyi. Aman vallahi efendim daha hayır iyi. Öyle bir şey. Olma niye mani olalım canım canım. Efendim. Hayır, kısmetine Allah. Biz. Yürü. Üzülme be oğlum. Bugün senin en mutlu günün. Sevdiğin kız evleniyor ayol. Ay espri yaptım. Canım yavrum ama yine de kibar insanlarmış. Bak bize davetiye gönderdiler. Sevdiğini son kez göreceksin çocuğum. Uyanır uyanmaz düşüncemdesin. Islak ekmek attığım kuşlar alıştılar eve.
onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin? Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm? Neler oluyor sana, bana neler oluyor? Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm? Neler oluyor sana, bana neler oluyor? Neler oluyor Semra bize, neler oluyor? Ama herkeste neler oluyor, neler oluyor, ne oluyor ayol? Ay bu adam beni de görseydi bana da bir şarkı yapar mıydı acaba? Neler oluyor bize? Gittin günden beri yüzüm hiç gülmedi. Doğum günümde bile iyi ki doğdun demedim. Ayrıntılara takılmak istemem ama. Vallahi çok şanslıymış bu Semra. Kaptı zengin çocuğu. Neredesin? Neredesin? Nasıl bebeğim? Ne alemdesin? Neler oluyor bize? Yine neler oluyor? Gülüm. Neler oluyor sana, bana neler oluyor? Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm? Neler oluyor sana, bana neler oluyor? Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm? Neler oluyor sana, bana neler oluyor? Oğlum, arkadaşını tebrik etmeyecek misin? Semra! Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ha, ne oluyor? Hiç, yok bir şey. Semra yavrum, ayaklı kuyumcu gibi olmuşsun vallahi. Biz hat sapada zenginiz de hanımefendi. Öyle mi efendi? Evet, oğlum da çok bonkördür. Belli, takmış kıza bir sürü. Biz de pek severiz Semra kızımızı. Değil mi yavrum? Tanışıyor musunuz? Tanışmaz olur muyuz? Oğlum yakinen tanır Semra'yı. Eski flörtü, 2 yıl kadar. Oğlum söylesene yavrum, Semra nerelerinin öpülmesinden hoşlanır. Ne yer, ne içer. Kayınpeder de duysun. Ne? Ne diyor bu kadın? Bizim eve de sık sık gelirdi Semra. Hem de hep benim evde olmadığım zamanlarda. Geldiğimde de bunları böyle al al olmuş yakalardım. Gençler tabii, ateşle barut bir arada. Ben oğlumu boynuzlattırmam. Böyle bir gelin istemem ben. Yürü hanım gidelim. Böyle bir düğün olamaz. Ay millete rezil olduk. Şu başımıza gelenlere bak. Ne yaptın anne? Beğendin mi yaptığını? Çok güzel yaptım yavrum tabii. Ne yapacağız? Ne yapacağız var mı çocuğum? Evleneceksiniz Semra'yla. Yürü oğlum gidiyoruz. Ne oluyor? Tüh! Seni rezil seni. Seni gelin diye alır mıyım ben? Yürü. Yürü canım. Tüh! Aa siz de tüh! Ne oluyor kızım bunlara, neler oluyor? Neler oluyor bize anne? Bilmiyorum yavrum. Skandal, skandal. Aslan gibi oğlumuza. Bak gidiyorlar işte. Hazır düğün salonu var. Biz 10 sene uğraşsak böyle bir düğün yapamazdık. Takılarla da kendinize bir ev alırsınız. Huzur içinde yaşayıp gidersiniz. Hadi koş sevgiline koş. Hadi arkadaşlar eğlenelim ayol. O kız değil annesi. Ulan annesine bakıp kızına alışır.
Şu kızı bir görseydik. Hoş geldiniz. Eyvah polis. Kalk oradan. Kalkmam. Kalk diyorum, nasıl kalkarım canım, ben hazineyim. Hazine bu, buradan kalkmaz mı? Amerika'dan geldi. İş istiyoruz, iş. Sayın devlet büyüklerimiz, halkımız buradalar efendim. Dertlerini dinleyecek devlet büyüğü arıyorlar. Bir dakika, bir dakika. Evet, bir dakika. Sayın bakanım, hazine bakanım, adalet bakanım, bir dakika. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şurdakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Niye oyalanıyorsunuz orada? Oraları düzenlesene sen. Çalışsanıza oğlum. Bak, şimdi gelirim ben sizi düzene sokmasını bilirim ha. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor olsaydı, geliyor olsaydı eğer temsil misal buraya oturacaktı. Meclis başkanımız da geliyor olsaydı o da onun yanına oturacaktı. Bunlar olmadıklarına göre demek ki protokol sırasına göre buralara bakanlar oturacak. Bakar mısınız? İçinizde bakan olan var mı? Ben bakarım. Ben el bakan. Lan şeyini sallatsan bakana değiyor, elini sallatsan ya. Gelin sırayla. Ben hazineden sorumlu devlet bakanıyım. Oo sayın devlet bakanım, hazineci bakanım hoş geldiniz efendim. Buyurun. Başka şey size alıyoruz efendim. Protokol. Bir dakika, bir dakika dur. Bir dakika, dur. Efendim. Buyurun. Atatürk ne demiştir? Ne dedi? Köylü milletin efendisidir. Dolayısıyla köy işleri ve tarım bakanı olarak ben birinci sırada olmalıyım. Sen haklısın. Sen niye kendi başına hemen oraya gidiyorsun? Şimdi sen buradan duruyorsun. O zaman protokol gereği sen bunun yerine oturuyorsun, sen onun yanına oturuyorsun. Geçin efendim. Geçin efendim. Sen şimdi buraya otur buraya. Otur buraya. Otur. Sen de oraya otur. Otur buraya. Ha. Bir dakika efendim. Bir dakika. Bir şey var. Dur. Durun. Tarihi bir hata yapıyorsunuz beyefendi. Ne oldu efendim? Ne yaptın? Efendim her şeyin başı nedir? Her şeyin başı. Evet. Her şeyin başı sağlık. Ha bak ne güzel söylediniz. Ben de sağlık bakanı olarak protokolde en ön sırada olmalıyım. Oh, sayın sağlık bakanım siz misiniz? Evet. En baş köşe size ait. Evet. Buyurun efendim. Geçin. Geçin öyle. Sen kalk orada. Sen geç ama arkaya geç. Sen buraya geç abi. Buraya gel. Sen bunu buraya hiç ayağına basmayın birlikte. Şuraya otur. Otur sen de buraya. Heh. Durun. Yok duran. Yok. Ben kültür bakanıyım. Sanatın ve kültürün olmadığı yerde sağlık da olmaz, ekonomi de. Bir millet sanatıyla ve kültürüyle vardır. Onun için çok haklısınız beyefendi. Gel kültürcü bakanım. Hoş geldiniz sayın başkanım. Kültür Bakanı tabii en başa sizin oturmanız lazım. Bir dakika efendim. Sayın Hazine Bakanım siz kalkın efendim. Ben buradan kalkmam efendim. Kalk oradan. Kalkmam. Kalk diyorum, nasıl kalkarım canım, ben hazineyim. Hazine bu, buradan kalkmaz mı? Amerika'dan geldi. Sağlıkçı. Evet. Kalk oradan. Hayır efendim, ben de kalkmam. Kalk oradan. Efendim ben yerimden memnunum, kalkmam. Kalkma Allah. Allah devamlı seni orada oturmak nasip eylesin. Sayın Kültür Bakanım, o zaman Sağlık Bakanım. Kültür Bakanı'nı sırtında taşıyacaksınız. Buyurun. Geç oraya. Böyle çık onun tepesine, arkasına otur. Bir dakika. Ne oluyor? Ben kültürün altında kalmam, köylü milletin efendisi. Siz ne bakanıydınız? Köy işleri ve tarım. Haklısınız. Biraz da hazinede köylüler otursun. Buyurun efendim, müsaade edin. Buyurun efendim. Böylece hepiniz ön sırada oturmuş oldunuz işte bu. Olacak şey değil. Köylü hazineye oturdu. Evet, bakanlar tamam galiba. Şimdi kim kaldı? Yargı, hakim ve savcılar yasamanın üstündedirler. Onun için bizim bakanların önünde oturmamız gerekir. Siz çok haklısınız efendim. Buyurun, gelin böyle. Sizi ben şimdi oturtacağım. Bir dakikanızı rica edeyim. Efendim, kalkar mısınız? Kalkmam efendim. Kalkma! Kalkma! Kalkmayın, oturun orada. Sen kalk. Hayır efendim, ben de kalkmam. Sen kalk. Kalkmam. Bunlar kalkmak. Ben şimdi seni bunların kucağına oturtacak halim yok. Onun için siz ayaklarınızı çekin efendim sayın bakanlar. Siz de araya ilişin lütfen. Şöyle oturun efendim. Teşekkür ederim. Güzel, güzel. Bizler milletvekilleriyiz. Tabii ki protokolde en ön sırayı bizler işgal etmeliyiz. Efendim doğru da çok sıkışık. Ben sizi nereye alayım? 70 milyonun hür iradesiyle buraya geldik. Tabii ki onları biz temsil etmeliyiz. Durun! İçme! Sayın milletvekilleri hepiniz haklısınız. Hepinizi yerleştireceğim. Tek tek yerleştireceğim efendim. Efendim, siz arkaya buyurun sayın milletvekili. Milletvekili arkada oturmaz. Doğru, önde oturur. Siz efendim o zaman geçin beyefendinin kucağına.
Ön sıra burası. Yerimiz var. Yerimiz var efendim. Var yerimiz. Ah. Sıkışın efendim. Hazine bakalım. Sayın milletvekili buyurun efendim. Siz de ön sıraya. Lütfen siz de buraya. Şimdi dizin olsun efendim hazine bakanımızı. Görsün ama efendim beyefendiye yer ver. Efendim rica edeyim. Siz şöyle geçin buyurun. Şuraya beyefendinin kucağına sağlık bakanımızı. Hanımefendiciğim sizi de böyle alayım sayın milletvekili. Buyurun efendim. Kadınız ya. Burada da kenara itildik. Ya böyle çok sıkıştık ya. Ne kadar sıkışırsanız sıkışın. Bir tane ön sıra var. Hepinizi nasıl oturtayım ya? Böylece hepinizi öne oturttuk. Kızım Hazine iyi yetiştik gel gel. Hepsi buradalar bak. Ay ben hastanede rehin kalan kocamı kurtarmalarını isteyeceğim. Ben de eniştemi iş bulmalarını isteyeceğim kız. Çok zor durumda kaldılar. Bakar mısınız? Biz halkız. Efendim siz de mi protokolde yer istiyorsunuz? Yok biz yerimizi biliyoruz sağ ol. Derdimizi dinleyecek birilerini istiyoruz. İş istiyoruz iş. Tamam efendim şimdi ayarlıyorum. Şimdi ayarlıyorum efendim. Sayın devlet büyüklerimiz halkımız buradalar efendim. Dertlerini dinleyecek devlet büyüğü arıyorlar efendim. Bravo. Bir dakika. Efendim, bir dakika. Evet bir dakika sayın bakanım, hazine bakanım, adalet bakanım bir dakika. Bir dakika tarım bakanım, orman bakanım. Ya niye oraya gidiyorsunuz kardeşim? Madem ki bakanlar protokolde birinci sırada onların dinlemesi gerekir. Milletvekilleri dinlesin milletin derdini. Az önce ön sırada oturmak için yarışmıyor muydun? Niye milleti dinlemiyorsunuz? He? Sarhoşumuzun şimdi de hayat trafiğini getiriyoruz ekranlarınıza. Günler sesi mahsus. Televizyonlara devamlı bakıyorlar ya. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben de bakıyorum doğru. Güzel program yok abiciğim. Biraz bu televizyonlara çekili vermek lazım. Bak! Garson! Rakı bitmiş garson, bira getir garson. Lan, senin evinde garson mu var lan? Zuvaları kontrol etsene. Ulan onun içine boşalmış be. Zuvaları kontrol en sevdiğim kitap. Oku. Pişirin. Ha giriyorum. Ulan bu da boşalmış. Çok zor. Ulan çalıp durma. Şimdi gelsem ya kafanı ulan bunun için kasa çal var. Şöyle şey. Burada mercimek rakısı içiyoruz. Sağ ol. Ulan hiçbir yerde kalmamış ya. Ulan kolonyayı da sembol olmaz, reklama girer. Belki rakı gelmiştir. Hırnavak taş
kenarını aldım aman. Yakup evladım. Evdeyseniz ben size oturmaya geldim. Ulan sen değil, ben sana geldim be. Aa, teyze. Ulan ne teyzesi, amcanı ben amcam. Ulan ben amcamı tanımıyor muyum ulan? Ulan yine leş gibi içmişim sen. Hadi gel oturalım, gel hadi. Gel oğlum. Şimdi bak bir dakika. Bir dakika Indiana Jones amca. Şimdi sen tecavüz ediyorsun bana. Yok yok yani, yavrum. Nihaneye tecavüz var orada. Oğlum nihaneye tecavüz. Olur mu öyle şey canım? Oğlum. Bak sana ben çok güzel şeyler söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Gel şöyle bir oturalım. Gel yavrum. Ne tarafı? Otur otur. Bak sana sevinçli bir haberim var. Beni çok güzel oturtturdun hala. Ne halası oğlum? Amcanım ben, amcanım. Hala. Pü Allah, pü Allah. Leş gibi kokuyorsun be evladım ya. Leş gibi değil, mis gibi kokuyor. Canın çekildi değil mi? Ben sana bir rakı demleyeyim amca. Oğlum seni her gün televizyonda alkollü görmekten bıktım. Her trafik çevirişinde sen çıkıyorsun ya. Yalan, yalan, yalan. Ben bir kere... Çıktım televizyon üstüne, ayağım kaydı. Televizyonla beni üstüme çıktı, ben onun üstüne çıktım. Şimdi net yapamıyorum. Kes sesini be, kes! Sen ya! Sen ya! Söz sen be! Söz! Tut! Ben bu duruma son vereceğim artık. Kim, bana mı vereceksin? Kime vereceksin? Ne vereceksin? Oğlum ben seni evlendireceğim. Ben seni... Evlenemem. Hala akraba evliliği olurum. Ne halası be? Amcanım ben sen. Öpeceğim seni, öpeceğim. Olmaz. Burnunu ısırayım. Oğlum ben amcanım erkek erkeğe öperim be. Sen ne oluyor şimdi? Ne yapıyoruz? Şimdi sen beni evlendirmek istiyorsun ama... ...önce ben seni göğsümde biraz uyuyayım sen... Evlendirdikten sonra beni uyandık, tamam mı? Oh. Bak oğlum, bak kendine gel. Ben sana çok güzel bir kız buldum. Oh. Onlara da senin durumunu anlattım. Hadi kalk, kalk gidelim al oğlum kızı. Hadi gidelim, kalk. Hadi oğlum, aferin, aferin. Bana bak, içeride bir halk karıştırma sakın. Bu halinle başka birini bulamayız. Ya ne içeri giriyoruz abicim? Karıyı kapıda anlaşlayalım ya da evlere servis yapsınlar ya. Gel buraya sarhoş sersersin. Çalalım kapıyı hadi. Daha pahalı bir şey çalsaydık ya. Evet. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo, mekanda çok hoşmuş. Koç. Şöyle bana bir duble rakı ayarlı. Ortaya da bir göbek salata yaparsın. Koç. Pardon. Tavuk yer. Tavuk. Kes ses. Kes kes. Tamam. Gel otur. Tamam. Gel otur. Tamam. Affedersiniz. Pardon. Yeğenimin durumundan daha evvel bahsetmiştim. Hakikaten tamam. De bahsettiğiniz kadar varmış. Kör kütük sarhoş bu ayol. Bu var emzi. Şşt. Bana oğlum. Misafirlikte dayı buluyor. Evet. Nerede kaldı abicim rakı? Lan meyhaneye gelmedik. Sana kız istemeye geldik oğlum. Ne yapacağım abi ben kızı ya? Ya ne yapacaksın kızı olur mu? Ne yapılır kızı? Evet hadi verin kızı da gidelim. Agani. Efendim ben size bir kahve yapayım. İyi gelir herhalde. Zahmet etmeseydiniz. Ben sıçrayayım çalımın. Allah. Oğlum yapma. O kız değil annesi. Ulan annesine bakıp kızına alacağız. Oğlum. Bak evladım sarhoşluğunu bil adam gibi otur olur mu? Çok haklısınız. Onun namına ben özür dilerim. Ya şu işi bir an evvel bitirelim Osman Bey ya. Evet evet vallahi bitirelim. Kızımızı ne doktorlar ne mimarlar ne mühendisler istedi diyemeyeceğim. Hiç kimse istemedi. Ay neredeyse evde kalıyordu. O yüzden sarhoş da olsa yeğeninize vereceğiz kızımızı. Endişelenmeyin. Kızımız onu yola getirir. Biraz zor. Görüyorsunuz. Getirir efendim, getirir. Delikanlı ne iş yapıyor? Özel bir kuruluşta sarhoşum abi. Şimdilik bir işi yok. Olsun, olsun. Bizimki çalışıyor nasıl olsa. Kötü bir alışkanlığınız var mı diye sormuyoruz tabii. Var, var.
Tırnaklarımı yiyorum bak. Şu kızı bir görseydik. Ha tabii tabii. Birazdan işe gidecek zaten. Hazırlanıyordu. Fahriye gel yavrum bak misafirlerimiz geldi. Lan gelirken kırmızıda mı geçtik? Ne yaptık? Efendim baba. Geldim. Hoş geldiniz. Eyvah polis. Ayvayı yedik çevirme var galiba. Çevirme var kaynana. Kızımız trafik polisidir. Ya ben şimdi bu ehliyeti ruhsatı nereden bulacağım, çıkaracağım ben? Ehliyetine de, ruhsatına da, sana da ömür boyu el koyuyorum. Bir dakika memur bey ne oluyor ya? Son pişmanlık ne yara, her şeyi bedeli var. Her şeyin bedeli... Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkârı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Orada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Orada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar.